İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Artsakh Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan'ın açıklaması. Celal Arutyunyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisinin başkanı olarak atandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi tarihinde en fazla Türkiye aleyhine cezai kararlar verdi. -50 derecede havada bile donmayan Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum'daki Balıklı Gölü. Batı Ermenistan'ın Ermeni edebiyatının en ünlü kadın yazarı Zabel Yesayan. Bugün dev lakaplı David Sarapyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan'daki Van ilinin Çaldıran ilçesinde kar yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Kalınlığı 5 metreyi bulan yolda ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor. Yüksek kesimlerde bulunan mahalle ve mezraların yollarını açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 4-5 metreyi buluyor. Tek hedef burada ikamet eden vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, ilçe ile bağlantılarını sağlamaktır. Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan bir açıklamada bulundu. Açıklamada özellikle şöyle deniyordu. Stepanakert'in diriliş meydanındaki devlet binalarına Azeri bayrağının asılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu söylentileri kategorik olarak yalanlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bazı medya ve sosyal ağlarda Artsakh Savunma Ordusu'nun dağıtılacağına dair söylentiler var ve bu söylentilerin mantığına göre Artsakh'ın sınırlarını koruma organizasyonu olmayacak. Bu bağlamda Artsakh'ın devlet organlarının şu anda sınırlarımızı korumak için sözleşmeli olarak meslek birimlerini örgütleme konusunu ele aldığını bildirmek isterim. Bazı çevrelerde Artsakh'ın bazı bölgelerde Azerbaycanlı ailelerin yaşayacağına dair korkular var. Azerilerin de Stepanakert'te alışveriş yaptıklarına dair söylentiler var. Sizi teyit ederim ki bu tür söylentilerin temeli yoktur. Sevgili Artsakhlılar, Artsakh yetkilileri adına çatışmalar sonucu bize verilen telafisi imkansız kayıplara rağmen devletin her zaman halkın güvenliğini ve normal yaşamını sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı olduğuna temin ederim. Yalan haberlere eğilim göstermemenizi ve Artsakh halkının onurlu bir yaşamı için gerekli koşulları yaratmak ve genişletmek doğrultusunda her şeyin yapıldığına inanmanızı istiyorum. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından Azadutyun Ajansı'na bildirildiğine göre Artsakh eski savunma bakanı ve eski savunma ordusu komutanı Kor General Celal Harutyunyan Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Dairesi Başkanlığı'na atandı. Celal Harutyunyan 2. Karabağ Savaşı'nda yaralanmıştı. 27 Ekim 2020'de Mikhail Arzumanyan savunma ordusu komutanı ve Artsakh savunma bakanı olarak atandı. Ertesi gün Harutyunyan'a Artsakh kahramanı ünvanı verildi. 4 Aralık'ta Celal Harutyunyan hastaneden taburcu edildi. 2020 yılı sonuçlarına göre Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlallerinden suçlu bulduğu bir numaralı ülke. Bu konuya Türkiye'nin Hürriyet gazetesi köşe yazarı Sedat Ergin değindi. Ergin, geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959'daki başlangıcından bu yana verilen kararlara ilişkin ülkelere göre istatistikler yayınladı. Türkiye ihlallerde yine lider konumunu sürdürdü. Dahası Türkiye'nin bireysel başvuru hakkını 1987 yılında tanıdığını dikkate alırsak bu toplam 34 yıl içinde tahakkuk etmiştir diye yazdı. Yayınlanan verilere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1987-2020 yılları arasında Türkiye aleyhine toplam 3742 karar verdi ve bunların 3309'u en az bir hakkı ihlal etmekle suçlandı. Batı Ermenistan'ı işgal altında tutan Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları konusunda geri durumdaki soykırımcı yöneticilerden zaten başka bir yaklaşım beklenemez. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum'da -30 derece havada bile donmayan Balıklı Göl'ün şifalı olduğuna inanılıyor. Göle giren vatandaşların hastalanmadığı iddia ediliyor. Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerde bile donmaması. Suyun sıcaklığı soğuk havalarda 22 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu suyun aktığı her yerde yeşil çimler mevcuttur.
Suyun şifa özelliği de var. Köyde yaşayan hiçbir vatandaşın romatizma hastalığı yok. Vatandaşlar yaz kış buraya gelip suya girerler, bu sebeple hastalanmazlar. Zabelesyan 4 Şubat 1878 tarihinde Konstantinopolis'in Silahtar Park adlı semtinde doğdu. Önce özel bir okula girdi, ardından Üsküdar Surpaç Okulu'ndan mezun oldu. Bir yıl Arşak Çobanya'nın talebesi oldu. Bayan Zabelyesyan, İstanbullu Ermenilerin modern Ermeni edebiyatının ünlü isimlerinden biridir. 20 yıldır öyküleri ve novelleri neredeyse tüm Ermenice yayınlanan Türk gazetelerinde yayınlandı. Bayan Yeseyan'ın bir düz yazı şiiri ilk olarak yazar 17 yaşında daha bir kız çocuğuyken Arşak Çobanya'nın Çiçek adlı dergisinde yayınlandı. Ardından 1902'ye kadar Zabelyesyan edebiyat öğrencisi olarak Paris'te yaşadıktan sonra Konstantinopolis'e döndü ve hayatını edebiyata adadı. Adana'daki korkunç katliamın sonunda Zabelyesyan, yerel Ermeni halkının yaşadığı sonsuz sefaleti şahsen görmek ve bir fikir oluşturmak için Kilikya'ya gitti. Bu yolculuğunun sonucunda Harabeler İçinde başlıklı eseri doğdu. Zabelyesyan için 1933'te Yerevan Üniversitesi'nden alınan çalışma daveti ölümcül olacaktı. Felaketler zamanıydı. Stalin şiddetleri, zulüm, hapis ve idamlar. 1936 yılında yazar, Yazarlar Birliği'ndeki konuşmasının ardından tutuklandı. Bugüne kadar bu en verimli Batı Ermenistanlı Ermeni kadın yazarın acı sonu, koşulları ve tarihi hakkında kesin bir veri yoktur. Bazı bilgilere göre ölüm tarihi 1943'tür. Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın efsanelerinden dev lakaplı David Sarapyan bugün 55 yaşına girecekti. David Sarapyan, mimar bir ailenin çocuğu olarak 4 Şubat 1966'da Yerevan'da doğdu. Babası Edward Sarapyan, Yerevan'ın baş mimarı ve annesi Emma Sarapyan ise önde gelen bir bilim insanıydı. Mayıs 1984'te Sovyet ordusunda askere gitti. Ekim 1985'te etnik gruplar arası çatışmalardan 4 yıl hapse mahkum edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra üniversiteye geri dönmedi. Sinemayla ilgilendi. Gennady Melkumyan ile yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1990'da savaş alanına, cepheye gitti. Komutan Leonid Azgaltyan'ın kurduğu bağımsızlık ordusu saflarına katıldı. Daha sonra Büyük Tigran Milis alayında Şahumyan bölgesinin Buzluh, Manaşit, Kıraçınar, Sarısu ve Erkeç köylerinin savunma çatışmalarında yer aldı. Ermeni askerin gücü düşmana dehşet saçıyordu ve Azerilerin ona korkunç dev lakabıyla hitap etmesi tesadüf değildi. 30 Ekim 1991'de komandos lakaplı General Arkady Tertadevosyan'ın komutasında Hadrut bölgesindeki Toh köyünün kurtuluşuna katıldı. Genelde sakin bir kişi olan David evine dönerek annesine mutlu bir şekilde şunları söyler. Senin doğum yerin olan köy kurtarıldı. Şimdi babamın memleketi Erzurum'u kurtarmamız lazım. Bu anne ve oğlunun son buluşmasıydı. Dev 10 Aralık 1991'de Şahumyan bölgesindeki Todan köyü için yürütülen savaş sırasında şehit düştü. Dev'in cenazesi Yerevan'daki Yerebulur adlı şehitler panteonuna defnedildi. 1996 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın emriyle David Sarapyan'a cesaret nişanı verildi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Armine Hunanyan'ın öğrencilerinin seslendirdiği Gurung Gına Mer Ergir adlı eseri sunuyoruz. Ayo
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.